12 Şubat Cumartesi gününe çevrildi bütün gözler. Zira 6 genel başkan bir araya gelecekler ve parlamenter sisteme geçiş programını açıklayacaklar. Bir masa etrafında, tabi yuvarlak bir masa etrafında buluşacaklar. Ve kamuoyuna parlamenter sisteme hangi parametrelerle, hangi yol haritası üzerinden geçireceğini açıklayacaklar. Ortak vizyonlarını paylaşacaklar. Bu iyi bir gelişmedir. Türkiye'nin siyasi tarihinde, siyasi kültüründe örnekleri çok fazla yok. Böyle milli güvenlik meselelerinde, dış politika meselelerinde, zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın nezaretinde böyle görüşmeler olmuştur ama bu, bu, farklı bir durum. Bir program üzerinden bir mutabakat olacak. Vardıkları bir mutabakat var ve bunu kamuoyuyla paylaşacaklar. E peki ne diyoruz? Hani 2010 referandumunda yetmez ama evet diye bir slogan vardı. Şimdi bunun için de evet ama yetmez demek herhalde daha doğru olur. Tamam parlamenter sisteme geçeceksiniz ama parlamenter sisteme geçince bu milletin hangi meselesi ne şekilde halledilecek? Ee, ama bu bir başlangıç. Başlangıç ama somut ne var? Somut olarak ne var? Somut programı hala somut programı yani Türkiye'nin yakıcı meselelerine, somut çözüm önerilerini ortaya koyabilmiş bir muhalefet bloku görmüyoruz. Ne çıkacağını göreceğiz. Birazdan bu konuya geleceğim ama Bakın Türkiye'de seçmenin beklentisi yakıcı dedik. Yakıcı, yakıcı meselelerde. Tamam ekonomi meselesinde rasyonel bir zeminde program uygulayacaklar. Bu hükümetin yaptığı akıl dışı, irrasyonel, ekonomi biliminin kurallarıyla uyumsuz, e, liyakatsiz kadrolar eliyle yürütülen programı çözebilirler, çözerler de. O kadrolara da sahip muhalefet bu konuda kabul ederim. Ama Türkiye onlardan bazı temel başlıklarda mutabık olmalarını ve o temel başlıkların da hayata nasıl geçeceğini anlatmalarını bekliyor. Seçmenin beklentisi bu. Şunu bize dediklerinde bu hükümet kötü bizi getirin dediklerinde bu iktidar yolunu aşan bir yaklaşım değil. Türkiye bunları aştı artık. Hele hele tecrübeli bir millettir bizim millet. Yani üst üste gelen seçimlerden sonra oluşan hükümetlerin muhalifette verdikleri sözleri nasıl yerine getirmedikleri veya getiremedikleri veya işlerine gelme, gelmemesi durumları çok örneklenmiştir Türkiye'de. Dolayısıyla dört konu var ki bu milletin e, somut olarak ne düşünüyorsunuz, ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız, hangi takvimle yapacaksınız sorusuna cevap alması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi e, ihale kanunudur. Devlet ihale kanunu. Devlet ihale kanunu bütün iktidarların üzerinde oynadığı, sürekli oynadığı, iğdiş yani ettiği bir kanundur. Ve Türkiye'de siyasetin finansmanı, gayrimeşru işler ve ilişkiler bu ihale kanunu üzerinden bununla oynanarak yapılır. Bu hükümetin 194 kez değiştirdiği kamuoyuna açıklanmıştır bu ihale kanunu. Neden yapıyorlar bunu? Öncekiler neden yaptıysa bunlar da o yüzden yapıyorlar. Her ihalede kendilerine yakın gördüklerini, yakın hissettikleri, hani diyorlar ya yandaş, bir takım insanlara, gruplara, şirketlere o ihaleyi, o spesifik özellikleri bulunan ihaleyi verebilmenin yollarını arıyorlar da o yüzden yapıyorlar. Hep böyle olmuştur zaten. Peki şimdi bir numaralı muhabbet dedik. Bir numaralı madde dedik. Siz muhalefet bloku iktidara geldiğinizde nasıl bir devlet ihale kanunu getiriyorsunuz? Efendim şöyle böyle şeffaf şu bu. Bu laflar milletin karnı tok. İhale kanununuz nerede? Metin olarak madde madde ihale kanununuzu hatta mümkünse ortaya koyun. Mümkünse değil ortaya koyun. Deyin ki bizim ihale kanunumuz budur. Ve... Biz bu kanunla 4 yıl boyunca hükümet edeceğiz veya 5 yıl boyunca hükümet edeceğiz. Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir ihale kanunuyla bütün ihale sistemini yürüttüğünü biliyor muydunuz? Tek bir kanun var. Bütün ülkeler aynı kanunu uyguluyorlar ve bu kanun değişmiyor. Müktesebatta yerleşmiş. Şimdi bizim muhalefet bloku neden bize bizim ihale kanunumuz budur, devlet ihale kanunu budur, maddeleri budur, değişmeyecek olan Kanun budur demiyor. Neden demiyor? Hatta tercihen anayasaya bunu, anayasanın eki olarak da koysunlar da millete güven telkin etsinlerdir. Anayasaya bir ek madde olarak bu kanun anayasanın ekidir şeklinde değiştirilemez olması açısından değiştirilemezliğini, ne diyelim değiştirilmesini zorlaştıran bir çözüm yoluyla millete güven telkin etsinler. Birincisi budur. Bakalım parlamenter sisteme geçiş programında devlet ihale kanunundan bir kelimeyle söz edilecek mi? 2. Yargı bağımsızlığı meselesi. Türkiye'de yargı bağımsızlığı hep konuşulur, hep konuşula gelir. Efendim biz iktidara geldiğimizde şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Efendim bu hükümet iktidar işte yargı bağımsızlığını şöyle zedeledi, böyle yok etti falan. Hakimlere talimat falan. Bunlar hep konuşuluyor da siz iktidar olduğunuzda, Bakın çok hayati bir dönemden geçiyoruz. Bir kritik eşiğe doğru gidiyoruz. Siz muhalefet bloku olarak iktidara geldiğinizde yargı bağımsızlığını ne yönde, nasıl, ne şekilde temin edeceksiniz? Bakın Türkiye'de mevzuat yeterli mi, yetersiz mi? Konuları e, çok konuşulmuştur. Bir yerde yeterli, bir yerde yetersiz. Anayasanın maddesi. Mevcut anayasanın maddesinde diyor ki, kaçıncı madde? 138 miydi? 138. maddede şöyle ifadeler var genel hükümlerde mahkemelerin bağımsızlığı maddesinin altında. Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Peki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Tavsiye ve telkinde de bulunamaz. Madde 138. Bir sonraki maddede de hakimlik ve savcılık teminatı başlığı altında 139. maddede şu ifadeler var. Hakimler ve savcılar az doldulamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz. Yeterince sağlam gibi görünüyor. Böyle kuvvetli kuvvetli kelimelerle şu yapılamaz, bu edilemez, telkinde bulunamaz. Ama öyle mi oluyor? Öyle olmuyor. Niye öyle olmuyor? Çünkü hakimin kürsü güvencesi ve coğrafya güvencesi yoktur. Bu okuduğumuz maddelerde hakim şuradan şuraya tayin edilemez diyor mu? Demiyor. Özlük haklarına dokunulamaz. Maaşı kesilemez, ödeneği kesilemez. Ama İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Adana'da, Mersin'de, Trabzon'da, Kayseri'de aldığı maaşı Hakkari'de, Şırnak'ta da alabilir. Şimdi bunun üzerinden bu tırnak içinde tehdit üzerinden hakimlerin ve savcıların bağımsızlığı tam manasıyla ortaya çıkmıştır, teşekkür etmiştir denilemez. Bakın genç bir kadın taciz ediliyor. Ertesi gün veya aynı gün karakola şikayet dilekçesinde bulunuyor. Bir gün sonra da ölü bulunuyor. Ve hiçbir savcı bu nasıl iştir diye kamuoyuna yansımış, siyasetle de irtibat olduğu iddia edilen bir konuyu takip etmiyor, edemiyor. Veya bir bakan 10 bin dolar maaş alan mafyadan bir siyasetçi var diyor ve bir savcı bunu takip edemiyor. Niye? İşte bu kadar güvence var. Niye takip edemiyor? Anayasa güvencesi bu. Edemiyor. Çünkü yeterli değil. Şimdi gelelim konumuza. Bu muhalefet, bu blok bize yargı bağımsızlığını nasıl temin edeceğini ifade etsin, izah etsin, madde madde göstersin istiyoruz. Milletin talebi budur. İhtiyacı da budur. Zaten böyle düzenlemeler var. Olmayan şeyleri getirin ve lütfen anayasal güvenceye bağlayarak getirin. Yarın öbür gün bir torba kanunun orasına burasına ekleyeceğiniz bir maddeyle ortadan kaldıracağınız düzenlemeler şeklinde getirmeyin. Bunlara ikna olmuyor insanlar. Bu ifadeleri ikna olmuyor. Bir de şöyle ifadeler. E, hazırladıkları geçiş programında e, gördüğüm ifadeler şu 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 konularda tedbir alınacaktır. Tedbir alınacakmış. Efendim şu 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 konularda düzenlemeler yapacağız. Düzenlemeler yapacaksınız. Nasıl düzenlemeler? Şu düzenlemeyi bir görebilsek göremiyoruz. Efendim şunlar yapılmalıdır. Bunlar edilmelidir gibidir. Bu melidir malıdır. Ve cek cak yapılacak edilecek. Siyasetçilere e, bu programı da yazan yani işte İbrahim Kaboğlu'ndan CHP'de, Muharrem Erkek'e, Deva'dan Mustafa Yeneroğlu'na çok ciddi emekleri oldu bu sürecin gelmesinde. İşte Bülent Kaya'ya Saadet Partisi'nden. Ne diyelim Ayhan Sefer üstüne, Bahadır Erdem'e, İyi Parti'den. Tavsiyemizdir. Bu cümlelerle kamuoyunun karşısına çıkmayın. Yapılacaktır, edilecektir, yapılmalıdır, edilmelidir. Tedbirler alacağız, düzenlemeler yapacağız. Bu ifadelerin Millette bir karşılığı yok. Amiyane tabirle milletin karnı artık bunlara tok. Üçüncü maddeyi söylüyorum. Nedir? Siyasi partiler kanunu ve seçim yasası. Biz hala bunu değişik zamanlarda değişik genel başkanlar ifade etmiştir, itiraf da etmiştir ama gereğini yapmamışlardır. Nedir o? Biz millet olarak hala kendi vekillerimizi seçemiyoruz. Tanımadığımız bir takım isimleri genel başkanın inhisarında tek elinde veya MYK'ların tek elinde, başkanlık divanlarının tek elinde arkadaşlarını, kendi ilişkilerini, irtibat içinde bulundukları çevrelerden isimleri milletvekili diye önümüze koyuyorlar. Biz de genel başkana lidere bakarak oy kullanıyoruz. Bu memleketin dramlarından biri budur. Siyasetin temel sorunlarından biri budur ve hiç kimse bunu adam gibi çözmeye yeltenmemiştir. Şimdi iktidara geldiğinizi iddia ettiğiniz bu dönemde Millete kendinizi anlatmak ihtiyacı içinde olduğunuz bu dönemde siyasi partiler kanunu hakkında ne diyorsunuz? Madde madde ne diyorsunuz? Sakın ola meli malı cek cekçak demeyin. Düzenleme yapacağız, tedbir alacağız demeyin. Somut olarak getireceğiniz maddeyi milletin önüne koyun. Siyasi partiler kanunu ne yönde düzenlenecek? Millet vekilini görerek bilerek seçecek mi? Evet genel başkana belirli bir kota verilebilir, sınırlı bir kota verilebilir ama parlamento'nun özgürlüğü, parlamento'nun bağımsızlığı Mevzu bahis olacaksa bunun teminatı milletin tanıdığı bildiği vekilleri seçmesidir. En azından mesela milletvekillerinin belirlenmesi sürecinde parti üyeliği belirleyici olsun. En önemli belirleyici olsun. Yani %50 çok yüksek oranda yüzde %80-90 oranında parti üyeleri milletvekili adaylarını belirlesin. Var mı böyle bir madde böyle bir hüküm bu cumartesi günü açıklayacağınız programda? Efendim bununla ne ilgisi var? Bazı... Parti yöneticileri bana bunu da söylediler. Biz bir işte parlamenter sisteme geçiş vizyon kağıdı hazırlıyoruz. Bunlar değil. O zaman yanlış bir şey hazırlıyorsunuz. Bunu hazırlamalıydınız. Bunu hazırlamalısınız. Hala vaktiniz var. Bu maddeleri içeren, bu konuları içeren bir program açıklamanız parlamenter sisteme geçiş programından çok daha anlamlıdır. Çok daha önemlidir. Nihayet biz 1950'den beri parlamenter sistemle yönetiliyoruz. Çok da matah bir sistem olduğunu görmedik. Mesele zaten sistemler de değil. Sistemleri adam gibi kurup, kurup, onu doğru ve liyakatli insanlarla, doğru zihni parametrelerle yönetirseniz, her sistemde, her demokratik sistemde bu başkanlık olabilir, yarı başkanlık olabilir, parlamenter sistem olabilir. Ülkeler iyi yönetilebilir. AK Parti'nin en başarılı olduğu iktidar yılları parlamenter sistem. Hem de o çarpık çurpuk pek de bir işe yaramaz. Sistem itibariyle söylüyorum. Dönemde gerçekleşmiştir. En başarılı oldukları dönem parlamenter sistemde. En başarısız oldukları dönem de işte bu Türk tipi çarpık başkanlık sisteminde. Bir başka konuya geçiyorum. Medya düzeni. Ee, medya düzeni herkesin şikayet ettiği bir düzen. Aman efendim işte yandaş medya, yandaş medya işte o, o hükümetin adamları. Evet medya perişan vaziyette. Ama eğri oturalım doğru oturalım bu hükümetten önce de yani 2002 öncesinde de medya düzenimiz çarpıktı. Son derece yamuktu amiyane tabirle. Yanlıştı ve gerçek bir gazeteciliğe imkan veren bir düzen yoktu. Zaten Türkiye'de her zaman söylüyoruz birkaç şey hiç hayata geçmemiştir. Özgür bir basın Türkiye'nin bütün tarihi boyunca olmamıştır. Adil bir yargı bütün tarihi boyunca olmamıştır. Her zaman güç merkezlerinin güç kimdeyse onun emrinde bir yargı, güç kimdeyse onun emrinde bir basın olmuştur. Dolayısıyla bu mesele duruyor. Şimdi medya düzeni dedik. Acaba siz iktidara geldiğinizde nasıl bir medya düzeni kuracaksınız? Mesela medya patronlarının devletten ihale almasını engelleyecek somut, ifadelendirilmiş, takvimlendirilmiş bir programınız var mı? Bir kağıdınız var mı? Bu cumartesi böyle bir şey görecek miyiz mesela? Ya da ne bileyim Kamu bankalarının medyaya fon aktarması, finansman aktarması, kredi aktarmasının önüne geçecek somut ve lütfen anayasal güvenceye bağlanmış bir düzeniniz var mı? Öyle ya Ya medya dördüncü kuvvetse, yasama, yürütme ve yargıdan sonra geliyorsa bunun özgürlüğü ve bağımsızlığı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kanaatlerini doğru bir zeminde oluşturabilmesi için enformasyon akışının temiz olması gerekiyor, düzgün olması gerekiyor temiz gazeteciler tarafından bu işin yürütülmesi gerekiyor. Hükümet memurları tarafından değil veya muhalefet partilerinin memurları tarafından değil. Bir de öyle bir meselemiz var. Zannediliyor ki hükümet memurları, hükümetin çizgisindeki gazeteciler yanlış işler yapıyorlar ama muhalefetin çizgisindeki gazeteciler doğru iş yapıyorlar. Hayır onlar da bunlar da işlerini yapmıyorlar. Mesleğin tarifi ne iktidarın ne muhalefetin memuru olmak üzerine kuruludur. Halkın adamı olursunuz. Halk adına iş yaparsınız. Uzatmayayım bunu. Şimdi soru. Siz Muhalefet bloku iktidar olduğunuzda mesela devlet bankalarından birinden bir şirkete bir holdinge 750 milyon dolar aktarılmasını engelleyen hangi yasal ve anayasal düzenlemeyi getireceksiniz öyle ya bugün bundan şikayet ediyorsunuz yandaş medya yaratıldı kamu bankaları eliyle yaratıldı mı yaratıldı bu vahim bir durum budur vahim bir durumdur sonuçlarını görüyor muyuz görüyoruz siz iktidar olduğunuzda bunu nasıl engelleyeceksiniz? rütük meselesini, basın kanunu meselesini, basın özgürlüğü meselesini ve asıl bu tekel meselesini tekellemeyelim ama işte medya patronlarının devlet üzerinden, devlet bankaları, devlet kurumları ve kuruluşları üzerinden fonlanmasını nasıl engelleyeceksiniz? Bugün bazı kanallar adam gibi yayın yapamıyorsa devletle ve hükümetle kurdukları para ilişkileri üzerinden yapamıyorlar. Gazeteciliğimizi, mesleğimizi yapamıyorsak çok önemli bir sebebi budur. Bunu bu 6 partinin genel başkanı cumartesi günü bir araya geldiğinde ne şekilde çözmeyi düşündüğünü bize anlatacak. Bize anlatacak mı? Böyle bir gündemleri var mı? Böyle bir vizyonları var mı? Yine aynı konuya gelecekler. Efendim biz burada parlamenter sisteme geçiş konuşuyoruz. Öyle mi? O zaman yanlış şeyi konuşuyorsunuz. Çünkü Türkiye bu temel meselelerin aynı zeminde altı genel başkan, 7 genel başkan neyse iktidara gelmek arzusunda, niyetinde, hevesinde, heyecanında olan siyasi blok gündeminde olmasını istiyor. Bunlara somut ifadelendirilmiş ve takvimlendirilmiş. Bakın bir de böyle geleceğiz, yapacağız, şunu yapacağız. Peki ne zaman? Ne kadar vakit içinde yapacaksınız? Kaç günde yapacaksınız? Kaç haftada, kaç ayda yapacaksınız? İlk 3 ay, ikinci 3 ay, dördüncü 3 ay. Ne zaman? Takvimlendirmeyi görmezseniz, vatandaşlara da sesleniyoruz. Takvimlendirme yoksa, maddeler yoksa bunlara inanmak o kadar kolay değil. Yani milletin tekrar söylüyorum, bunlara e, karnı tok. Ha ya bunları biz zaten söylüyoruz. Bunlar bizim programlarımızda var. Biz bunları hep söyledik söylüyoruz. Ha ben de onu diyorum. Söylüyorsunuz. Hep söylediniz zaten. Siz AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 2002 sonunda iktidara yürürken neler söylemekte olduğunu hatırlar mısınız? Ne söylüyordu ve ne yaptı sonra? Ya bir ya 1983 diyelim. 1983'te Özal iktidara geldi Turgut Özal. O iktidara geliş sürecinde neler söylüyordu, neler vaat ediyordu? İşte 91-93 iktidardan uzaklaştığında, sonra da zaten vefat etti. E, o söylediklerinden geriye neler vardı, neler yaptı? Bu konularda neler yaptı? Mesela yargı bağımsızlığında, efendim kamu ihalelerinde, medya düzeninde neler yaptı? Ne söylüyordu? Mesela 91 Ekim seçimlerinde Süleyman Demirel ve Erdal İnönü e, dyp sp koalisyonu kurulduğunda Özal'ın o bütün o yıpranmışlıkları, perişanlıkları falan bütün bugünkü, bugünküne benzer bir tablo vardı. Demirel ve İnönü, Erdal İnönü son derece demokrat mesajlar veriyorlardı. Son derece özgürlükçüydüler, son derece şöyleydiler, böyleydiler. İşte geldiler, birkaç hafta, birkaç ay bir e, bahar havası esti. Sonra ne oldu? 95'e, 99'a giden süreç, hatırlıyoruz. 28 Şubat'lara giden süreç, Refah yolun iktidarı, sonrasında o kirli pazarlıklar, en sonunda da bütün sistemin çöküşü 99 Nisan seçimlerinde. Söyledik biz bunları, hep söylüyoruz diyorsunuz. Söylüyoruz zaten, söylüyoruz. Programımızda var. Ne var programımızda? Somut olarak ne var? Şu saydığım maddeler ifadelendirilmiş midir? Kanun maddesini, anayasa maddesine dönüştürülmüş müdür? Hayır. Cumartesi günü bunları açıklayacak mısınız? Bunlara dönük somut kendinizi bağlayan, bütün o bloku bağlayan, ifadeler duyacak mıyız bekleyelim görelim belki diyeceksiniz ki ya çok erken konuşuyorsun ee, önce bir görseydik de ondan sonra konuşsaydık görürüz Ondan sonra yine konuşuruz İnşallah bunlar olur Bunlar da olur bunlara dair bir vizyon ortaya konulur ee, ve arkasından da seçimden önce ama mutlaka bunların maddelerini görürüz kanun maddelerini görürüz mümkünse anayasa maddelerini görürüz Böylece bir hakim bir savcı kendini güvende hissedebilir e, hale geleceğini görür, düşünür. Aha madde budur, sonuç budur, işte bunu koydular der. Bir gazeteci bunu hisseder. Bir iş adamı, bir medya patronu bundan sonra işlerin eskisi gibi dönmeyeceğinden emin olur. Çünkü anayasa maddesi geliyor. İşte e, ilgili kanun maddesi geliyor. Bunlar olacak mı? Göreceğiz bakalım. Ama milletin tekrar ediyorum, beklentisi budur. E, %20 civarında bir kararsızın oluşması, Türkiye'nin tarihinde pek ender görülen bir tablo. Bu sebepledir. Millet belki mevcut iktidardan desteğini çekmiştir. Rakamlar bunu giderek çekmekte olduğunu gösteriyor. Erdoğan hükümeti hayatının en zor seçimine giriyor. Ee, Tayyip Erdoğan siyasi kariyerin en zor seçimiyle karşı karşıya belki de kaybedecek. Ama niye belki de? 20 yıllık bir iktidar için niye belki de diyoruz? Niye hala emin olamıyor muhalefet iktidara gelip gelemeyeceğinden? güven telkin edilmesi gerekiyor. Güvende işte böyle telkin edilir. Siyaset yaparak telkin edilir. Ucuz siyaset yaparak, polemikçi siyaset yaparak. Onlar kötü, beni getirin diyerek olmuyor bu işler. Bakalım cumartesi görelim. Cumartesi günü yapılacak açıklamalardan sonra herhalde bir daha konuşmak şart oldu.